Merhaba çocuklar, matematik dersimize hoş geldiniz. Konumuz sayıları karşılaştırma ve sıralama. İki tane sayımız var, 54 ve 78. Sayıları karşılaştırırken ne yapıyoruz? En büyük basamağa bakıyoruz. Peki, en büyük basamakları hangisi? Onlar basamağı, 5 onluk ve 7 onluk. Hangisi büyük? Harikasınız, 7 onluk daha büyük. Bu durumda ne olacak? 78 büyüktür. 54'ten ya da tam tersini yazabiliriz. 54 küçüktür 78'den. İki basamaklı sayıları karşılaştırırken büyük olan basamak onlar basamağına bakıyorduk. Onlar basamağına baktığımız zaman altı onluk altı onluk hangisinin büyük ve küçük olduğunu anlayamadık. Bu durumda ne yapacağız çocuklar? Onlukları aynı olduğu için birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 8 birlik var, 3 birlik var. Hangisi büyük? 8 birlik daha büyük olduğu için 68 büyük sayımız olacak. Şöyle yazıyoruz. 68 büyüktür. 63'ten ya da tam tersini yazabiliriz. 63 küçüktür. 68'den. Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Sıralamamızı yaparken onlar basamağına bakıyorduk. 2 onluk, 3 onluk, 2 onluk, 4 onluk. Hangisi daha büyük çocuklar? 4 onluk daha büyük. Bu durumda 48 en büyük sayımız oldu. 2 onluk mu, 3 onluk mu daha büyük? 3 onluk daha büyük olduğu için ikinciye 34'ü yazıyoruz. Geriye 28 ve 23 kaldı. Onlukları 2 onluk, 2 onluk aynı olduğu için hangisinin büyük olduğuna karar veremedik. Bu durumda ne yapıyorduk biz? Birler basamağına bakıyorduk. 8 birlik ve 3 birlik var. Hangisi daha büyük? 8 birlik daha büyük. 28'i yazıyoruz. En küçük sayımız 23 olacak. 7 onluk, 8 onluk, 8 onluk ve 7 onluk var. 2 tane 7 onluk, 2 tane 8 onluk. 7 mi büyük, 8 mi? Harikasınız. 8 onluk daha büyük. Peki 80 mi önce yazılacak? 86 mı? Birler basamağına bakıyoruz. 0 birlik, 6 birlik. 6 birlik daha büyük olduğu için 86 en büyük sayımız olacak. Ve ikincisi de 80 olacak. 80 de gitti çarpı atıyoruz. 74, 72. Onluklarında 7 olduğu için, aynı olduğu için hangisinin büyük olduğuna karar veremedik. Birler basamağında 4 birlik, 2 birlik var. 74 daha büyük, en küçük sayı 72. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Bakın ne dedik? Küçükten büyüğe doğru. Yani en küçük sayıyı belirleyeceğiz. Bunun için onluklarına bakıyoruz. 4 onluk, 1 onluk, 6 onluk ve 1 onluk. Hangisi daha küçük çocuklar? 1 onluk olanlar daha küçük. Peki önce hangisini yazacağız? Yani 12 mi daha küçük 18 mi? Birler basamağı karar verdi. 12 daha küçük. En küçüğü bulduk. Daha sonra 18. Yazdıklarımıza çarpı atıyoruz karıştırmamak için. Peki 4 onluk mu daha küçük, 6 onluk mu? Harikasınız. 4 onluk daha küçük olduğu için 42'yi yazdık. En büyük sayımız da 66. 7 onluk, 1 onluk, 7 onluk, 9 onluk. En küçük olan 1 onluk 16. 7 onluk ve 9 onluk kaldı. 7 onluklar daha küçük olduğu için önce onları yazacağız. Peki iki tane 7 onluk var. Hangisi daha küçük? İkisini de yazacağız buraya. Ama önce hangisini yazacağız? Birler basamağı 6 ve 3. 3 daha küçük olduğu için önce 73'ü yazıyoruz. Daha sonra 76'yı yazıyoruz ve en büyük sayımızda ne olacak? 98. 45, 63, 54, 48 sayıları verilmiş. Sorumuz şu. 60'tan küçük 50'den büyük sayı hangisidir? Çocuklar çok dikkatli okuyup düşünmeye çalışacağız. Demiş ki 60'tan küçük olacak. Bakın burası önemli. Önce bunu yapacağız. 60'tan küçük dediği için 60'tan büyük sayı var mı? Bunları eleyeceğiz. Baktığımızda 60'tan büyük olan 63 var. Elendi. Diğerine bakıyorum. 50'den büyük diyor. 50'den büyük olanı bulmak için 50'den küçük olanları eliyoruz. 45 50'den küçük, 48, 50'den küçük. Bu durumda şartı sağlayan hangisi 54. Çünkü 60'dan küçük ama 50'den de büyük. 4 tane sayı verilmiş. 20'den büyük, 30'dan küçük sayı hangisidir diye soruluyor. Önce birincisine bakıyoruz. 20'den büyük denilmiş. Bu durumda biz ne yapacağız? 20'den küçük olan sayı varsa onu eleyeceğiz. Baktığımızda 20'den küçük olan hangisi? 19 elendi. Diğer şarta geçiyoruz. 30'dan küçük diyor. 30'dan küçük dediği için 30'dan büyük olanı eliyoruz. 34 büyüktür 30'dan. 39 da 30'dan büyük ve şartı sağlayan 26. Çocuklar 26 20'den büyük 30'dan küçüktür. Biz bu soruda ne yapmış olduk? 20 ile 30 arasındaki sayının hangisi olduğunu bulduk aslında. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.